büyük bir ocaktır. O bizim direğimiz. Ben babamı aslında bir çınar ağacına benzetiyorum. Halil abi diyeceğim çünkü hepimize abilik, babalık yapmış birisi. Restorançılık konusunda Türkiye'ye bir kalite kazandırdı. Halil Önder, Türkiye'de bir doyandır. Halil abi bizim açımızdan Anadolu'nun arif tarafıdır. Hem geçmişi, hem bugünü, hem de geleceği birbirine karıştırmadan idare edebiliyor. Reşat abimizin gururu bir arkadaşım. Dostluğu, ilişkisi son derece samimi, sahicidir. Kökler bize, geleneklerimize bağlıyız. Memleket adına söylenecek bir söz varsa orada Halil Önder vardır. Gerçekten medarı iftiharı denecek ki öncülerinden. Beni en çok etkileyen taraf ise Hulusi Ketmen gibi babacan tavrıdır. Reşadiye, tarihin başlangıcından bugüne kadar nice alimler yetiştiren ve yetiştirmeye de devam eden kadim bir yerdir. Bu toprakların temel değerler eğitimini almış, yaptığı işle kendisini ispatlamış, yokluktan var olmuş bir iş adamının hikayesini aktaracağız sizlere. ...1960 yılında Reşadiye'nin Doğantepe köyünde dar gelirli bir ailenin 7 çocuğundan en büyüğü olarak dünyaya gelir Halil Önder. 12 yaşıma kadar köyde kaldım. İlkokulu köyde bitirdim. Eğitimimizi orada tamamladıktan sonra İstanbul'a geldim. 1. ve 2. sınıfı İbrahim Şeyh'te okuduğumuz için orada bir yücel öğretmenimiz var. 3. sınıftan itibaren Mehmet Çakırtaş çok disiplinli, çok otoriter, çok bilgili. Biz büyük bir şansımız varmış, onun gibi bir öğretmenle okulumu bitirmek nasip oldu. Bir insanların bir temel terbiye alması lazım. İnan biz o temel terbiyemizi Mehmet hocamızdan aldık. Müsamereler yapardık. Bu müsamerelerde bunlar kendilerine rol biçilirdi. Ondaki aldığı rollerde üst düzeyde görevini tamamlar. Burada kendisine has çalışmalarda yani öne çıkmak ister ve çıktığı işi de başarırdı. Elinin ekmek tutması zamanı geldiğinde göç yolculuğu başlar Halil Önder'in. Aksaray'da ikamet eden akrabalarının esnaf lokantasında yaptığı çıraklıkla çalışma hayatına başlar. Aksaray'da dayımın lokantası vardı. Beni oraya çırak olarak oraya verdiler. 3 yıl orada çıraklık eğitimi aldık ve yavaş yavaş da kendimizi yetiştirmeye başladık. Ben öğrenci kantininde ayakkabı yiyordum. Abim de boş kaldığı zaman hem işte çalışıyordu hem geliyorduk, biz ayakkabı boyuyorduk. Sandıklarımızı aldık, çıktık işte. Abime sordum, dedim abi sen para kazanabildin mi? Yok dedi. Ben de kazanamadım o gün. Cebimizde de para yok. Aç kaldık yani o gün. Daha sonra biz 1975'te İstanbul Üniversitesi'nde işe başladım. İlk başladığım nokta profesörler evi. Yani İstanbul Üniversitesi'nin profesörlerin, doçentlerin, öğretim üyelerinin yemek yediği bir restorandı. Mesleğe adım attığı yıllarda işinin ehli olan insanlarla çalışması, bir insanın inançla birlikte hedefleri doğrultusunda yol alması, başarıyı, şansı beraberinde getirir. Orada bizim en büyük şanslarımızdan bir tanesi, bu işi mükemmel bilen müdürle tanışma şansımız oldu. Allah rahmet eylesin, Hamit Karaçerci diye bir müdürümüzdü. Halil Bey'in ustası diyelim, bir Hamit Bey vardı. Bu eski Boğaz'da Abdullah Restoranı falan kurmuş, işletmiş ve Almanya'dan gıda alanında sertifikalı, oldukça bu konuda deneyimli bir Hamit Bey vardı. Hamit Bey o tecrübelerini ona aktarırken zaman zaman da onun onu yönlendirdiğine şahit olmuştum ben. Dolayısıyla hani bir kişinin önünü açıyor, yetiştiriyor ama aşağıdaki kişinin enerjisi de ona yol veriyor. 15 yaşında omuzlarına binen geçim derdi ve bunun getirdiği hırs, azim, inanç. Ben daha işte o zaman 15 yaşındaydım. 40 kişilik bir ekibimiz vardı, kadromuz. Bir puantaj vardır, işe başlama puantajı. En altında ben vardım, Halil Önder. Önüme hedefler koydum. Bir gün dedim, ben de bu listenin en üstüne çıkacağım. Sonra rahmetli bu Hamit Bey'le uzun yıllar beraber çalıştık, tam 20 yıl. 1983 yılında Balta Limanı'nı sosyal tesisler olarak açtık. Rahmetli Hamit Bey, idare amiri,
Benim de ilk idarecilik pozisyonum salon şefi olarak orada göreve başladım. Sonra 1985 yılında İstanbul Üniversitesi'nin sanatı kararıyla Sosyal Tesisler Müdürlüğü kuruldu. Hamit Bey Sosyal Tesisler Müdürü oldu. Ben de Hamit Bey'in yardımcısı oldum. İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisler Müdürü yardımcısı oldum. Ve bu görevimizi bize İstanbul Üniversitesi Sanatosu tarafından tebliğ edildi. Benim için hakikaten çok onur duyduğum bir görevdi. Ve uzun yıllar oradaki görevimi başarıyla devam ettirdim. Biraz evvel söylemiş olduğum listenin en altından artık ikinci sıraya kadar çıkmıştım. Şimdi büyük bir organizasyon yapan, yapacak ya da bir hekim ya da hastanedeki bir hocalardan Halil Bey'i ararlardı. Halil Bey işte şu misafirlerimiz gelecek, rektör sofrası istiyorum derlerdi. Yani rektör sofrası tabiri özel bir tabirdir ve bunu Halil Bey de çok iyi bilir, çok iyi yapar. Sosyal tesislerde sadece Baltalimanı değil, Profesörler Evi, Cerrahpaşa'daki hocaların yemek yediği restoran, Çapa'daki hocalarımızın yemek yediği restoran, Enes Kampı, 400 yataklı Enes Kampı bizim sosyal tesislere bağlanmıştı. Buralara da ben ilgileniyordum. Rahmetli Hamit Bey müdürümüz artık tamamen emir komutayı bana bırakmıştı. Kendisi başımızda bir onursal müdür gibi duruyordu ama bütün işleyiş bendeydi. O görevimi de çok başarılı bir şekilde yaptığıma inanıyorum ki Allah rahmet eylesin Cebi Demiroğlu rektörümüz, İstanbul Üniversitesi rektörü. Sonra Florence Nightingale Hastaneleri kuruldu. Florence Nightingale Hastaneleri kurulduktan sonra Cebi Bey rektörlüğü bitti. 1994 yılında, 95 yılında beni davet etti. Gel dedi evladım, sen de bu yiyecek içecek konumunun başına geç dedi. 95 yılına kadar hep idareciydim. 95 yılından sonra işletmeciliğe döndüm. Orada bana kendi şirketimi kurdurdu. Hastanenin içerisindeki bu yemek işlerini bana verdi. Ve verirken de aynen şunu söyledi. Biz doktoruz dedi. Biz sağlık işlerinde. Ama sen dedi yemek işlerini en iyi bilenlerin bir tanesisin dedi. Bu işte sen yapacaksın. Cemil Demiroğlu'nun sistemi ilk kurarken sistemin içine yerleştirdiği köşe taşları vardı. Köşe taşlarından birisi de Halil Bey'di. Geldiğimde bir tek hastanemiz vardı. Şu andaki konumumuz itibariyle 5 tane hastane var. Bir tane Demiroğlu Bilim Üniversitesi var. Ve bunların tamamının yiyecek ve içecek işlerini kurmuş olduğumuz şirket tarafından yönetiliyor. Başarılarına başarı katmaya, işinde en iyisi olmak için çalışmaya, kendini geliştirmeye devam eder. Florence Nightingale Hastaneleri kurulduğunda rahmetli Cemil Bey'in de dediği gibi "Biz doktoruz ama sen yemek işlerini en iyi bilenlerin bir tanesisin" sözünü hiç boşa çıkarmaz. Halil Bey köyden geldiğinde İstanbul Üniversitesi'ne başladığı gün tabii karşısında Türkiye'nin tanınmış simaları, tanınmış eğitimcileri, tanınmış profesörleri Halil Bey burada harmanlandı. İdol aldığı insanlar sayılıdır, bellidir yani. Bunlar da Halil Bey yaptı. Çok zorluklarla bu hayatı kazanmış. Basamakları böyle tek tek çıkmış. Her yoksulluğu ve bugünkü varlığını hissetmiş. Böyle basamak basamak gelmiş bir arkadaşımız. Halil abi Anadolu'nun arif insan tasavvuruna uygun bir duruşu var. Tabii arif olunca hayat onu yaşadıklarıyla bütünleştirdi. Hem geçmişi hem bugünü hem de geleceği birbirine karıştırmadan idare edebiliyor. Yani bu özellik çok insanda yok. Onun için başarılı zaten bu durumda. 21. yüzyıl iş modeli artık insanı merkeze alan, sermayeyi ve bilgiyi onun arkasına koyan bir model. Bundan dolayı insan kaynaklarında da temel değerleri eğitimini mükemmel alan insanlar kesinlikle başarılmışlardır. İşte Halil Önder'i başarılı kılan unsurlardan bir tanesi de budur. Onun ustaları çok büyük insanlardı. Sektörün duayenleriydi. Kendilerini yurt dışında yetiştirmiş. Çok büyük yerlerde işletmecilik ve idarecilik yapmış. İnsanlarla çalıştı Halil Bey. Birebir çalıştı. Ve Halil Bey'in algısı o kadar önemlidir ki Halil Bey hemen alır ve hemen sahada uygular. Öğrendi, yetişti, yetiştirdi kendisini. Bu çok önemliydi. Bunları çok rahat başardı. Sektörel tecrübesi, bilgi birikimiyle kendi sistemini kuran Halil Önder,
çalışanları tarafından da çok sevilen, saygı duyulan bir liderdir. Halil Bey'le biz her gün sabahleyin bir ufak mini konferansla güne başlarız. İşte günümüzü değerlendiririz. Yapılacaklarımız var mı ya da yapılmışlarda bir hatamız var mıdır? Onları kontrol eder, günümüzü öyle başlarız. Gerçekten aynı soyadları gibi her konuda kendi ekip çalışanlarına da önderlik eden, işbirlikçi, sağlıkla ilgili kurallardan asla ödün vermeyen, hijyen kurallarından asla ödün vermeyen, kişiye özel hazırlanmış beslenme planlarını sunmakta gerçekten önder bir firma diyebilirim. Özellikle sağlık sektörü normal bir hizmet sektöründen öte insanın canına hizmet veren bir sektör. Buna bağlı olarak Halil Bey ayda bir kere hem bizim eğitimlerimiz hem de kendisinin düzenlemiş olduğu, belirlemiş olduğu kriterlerde bize eğitim verilmesini sağlıyor. İşte servis nasıl yapılır, davetler nasıl karşılanır? Ya girişinden çıkışına kadar Halil Bey'in büyük bir bilgi birikimi vardır. Yemek üretim konusunda, hizmet konusunda, davranış konusunda daima en iyisini yapmak ister yani. Prensiplerine bağlı bir aile şirketi olan Önderler Yemek Hizmetleri'nin kurumsallaşmaya verdiği önem, adaletli çalışmayı ön planda tutması, kurduğu sistemin iskeletini kaliteli ve sağlam olması firmanın gün geçtikçe büyümesini sağlıyor. Hizmet şekillerimiz tabii farklı farklı. Bir, hastaya hizmet ediyoruz. O çok farklı bir hizmet şekli. Çok dikkat isteyen, itina isteyen bir iştir. İkinci hizmet şeklimiz çalışan personele hizmet veriyoruz. Üçüncü hizmet şeklimiz de içinde bulunan, hastanelerin içinde bulunan kafe ve restoranların alakart menüleriyle ilgili işletmelerini yapıyoruz. Yaptığımız işte biz nelere dikkat ediyoruz biliyor musunuz? Önce kurumsallığa dikkat ettik. Kurumsallaştık. Şimdi kurumsallaşma derken ilk akla gelenler nelerdir? Kalite belgelerimiz. ISO belgesi, ASİP belgesi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'ndan gıda sertifikaları, bunlarımızı tamamladık. Çalışma arkadaşlarımızı biz işte burada riyakatı ön planda tutuyoruz. Bir de adaletli çalışmayı da inanın ön planda tutuyoruz. Biz hastanın diyetine göre, sağlık sorununa göre üretebileceğimiz birçok yemeğimiz var. Ve bunda da çok başarılı olduğumuzu biliyoruz. Bizim kendimize özel menülerimiz vardır. Kendimize özel demolarımız vardır. Hiçbir hastanede bulunmayan, sağlık kuruluşunda bulunmayan özel diyabetik menülerimiz vardır. Sağlık sektöründe hizmet üretimi yapmak farklı bir kabiliyet ve beceri ister. Toplam kalite standartlarını bünyesinde oluşturmuş ve 25 yıldır sektörde şikayetsiz hizmet üreten Önderler grubun başarının arkasında da bu hassasiyet vardır. Geleneklerinden kopmayan bir adam olan Halil Önder, ailesine olan bağlılığı ve özellikle ailesindeki kadınlara verdiği destekle kurduğu sistemin içine onları da dahil eder. Böylece kadın iş gücünün de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serer. Biz 7 kardeşiz, 5 erkek, 2 kız. Bütün kardeşlerim sistemin içindedirler. Hepsine ayrı ayrı görevleri vardır. Geldiğim günden beri beraber hareket ediyoruz. Kız kardeşlerimizi de, onları da zaman zaman sisteme, çocuklarını kendilerine alıyoruz. Onlarla da ilgimiz ve alakamız devam etmektedir. Halil Bey ailesinin temel direği, yani herkes bir şekilde onun etrafında, yani kurgulanmış bir durumda ve ailesinde de herkese yani sahip çıkmıştır. Yani bugün kendi çalıştığı kurumda baktığınız zaman mutlaka aile fertlerini hep ilgili yerlere yerleştirmiş ve onların eğitimi de tamamlanmıştır. Bu kadar profesyonelce bir iş yapılırken aile şirketiyle devam etmek bazen sıkıntı yaratabiliyor ama o bunu aşabilmiş. Biliyorsunuz biz yetiştirme kültürü itibariyle hep böyle bireysel yaşam biraz. Belki de o modernizmin getirdiği bir hastalık, maraza bir haldi. Ama bu çağda Halil Önder ailesiyle büyük bir hikaye yazdı. Önderler öncelikle bir aile ve şirketin beraber nasıl yönetilebileceğini başka yerlerde görmediğim şekilde bana öğretti. Artı kendi personelini de ailesinden asla ayrı tutmayan, bu sayede de personel arasında aidiyet duygusunu hızlı bir şekilde yerleştiren güzel bir oluşum olarak gördüm. Halil, geçmişle bugünü çok iyi bütünleştiren birisi.
ve aynı zamanda geleceğin de yatırımlarını oluşturan birisi. Gelecek, birlikte hareket edebilme dönemi, birlikte güç gösterebilme dönemi. Bunun en temel yaklaşımı da şudur, ailedir. Eğer siz ailedeki gücü tek bir noktaya odaklayabilirseniz, o zaman siz geleceği de dizayn edebiliyorsunuz. Önderler Yemek Hizmetleri'nin 25 yıldır devam eden başarısında Halil Önder'in şirket kurallarına gösterdiği bağlılık, hiç değişmeyen çalışma prensipleri ve sorumluluklarının farkında olması çok büyük rol oynar. 25 yıldır benimle çalışan iskelet personelim var. Şimdi bir sistemin iskeleti çok önemlidir. O iskeleti kurduğunuz zaman o sizi ileriye götürür. Ve bu iskelette çok az değişiklikler olmuştur bizde. Almış olduğumuz her kararı da harfiyen uyguluyoruz. Bir işçi işveren ilişkisi değil de inanır mısınız? Bir aile ilişkisi gibi bir ilişkilerimiz var. Çalışanlarını asla bir çalışan olarak görmez. Çözüm ortağı olarak görür. Kardeş olarak görür. Yakın olarak görür. Yani hiçbir zaman Halil Bey patronluk havasını veya müdürlük havasını taslamamıştır bize, hiç kimseye. Bana göre patron değil, bir dost, bir arkadaştır. Yani bizim 40 senenin üzerinde bir arkadaşlığımız var. İnsani olarak çok iyi bir insandır. Bize yardımcı olur. Eksiğimiz varsa onları tamamlamamızı sağlar. Bir büyüğümüz, abimiz gibi çalışmaktayız kendisiyle. Halil Bey'in personele bakış açısı onlarla bir arkadaş gibidir, bir abi gibidir. Yeri geldiği zaman bir patron gibidir. Liderlik yolculuğunda adım adım ilerlerken özünü, kişiliğini kaybetmeyen Halil Önder, aksine sıcakkanlı ve samimi davranışlarıyla daha fazla insana ulaşmayı başarır. Halil Önder öncelikle herhangi bir sorun olduğunda, iyi günümüzde, kötü günümüzde her zaman destek aldığımız bir abi, bir baba, sevdiğimiz, saydığımız, ön planda tuttuğumuz bir liderimizdir. Kendisi son derece herkese karşı sevgi, saygılı bir kişi. Biz de ona layık olmaya çalışıyoruz. Halil Bey önce çok iyi bir insandır. Babadan daha ziyade bize arkadaş gibi davranmıştır. Hiçbir sorunumuzu çözümsüz bırakmamıştır. Her daim yanımızda olmuştur. Benim babamı gerçekten bir arkadaşları gibi çok değer ve saygı gösterirler. Babam mükemmel bir insan. Tek kelimeyle. Söz vermenin ne demek olduğunu biz babamdan öğrendik. Verilen sözün tutulması gerektiğini. Ben babamı aslında bir çınar ağacına benzetiyorum. Gölgesine gelen herkesi muhakkak ondan istifade eder. Dürüstlüğü, adaleti, iyi niyetiyle kendine çok güzel bir misyon edinmiş. Ve bence başarısının anahtarı tamamen burada saklı. Benim için çok kıymetlidir ve birçok noktada benim ilham kaynağımdır. Hiçbir zaman kayınpeder olarak görmedim. Bir ayrıcalık olarak görüyorum Halil Önder'in gelini olmayı işin açıkçası. Ya daraldığım, sıkıldığım zaman da hani insan bazen annesine koşar ya. Ben babama koşmuşumdur. Olmazsa olmazımız yani. Abim çok merhametlidir. Hiç de despotluğu yoktur. Kendisini hiç düşünmez. Daha çok kardeşlerini düşünür. Eksiğimiz, bir şeyimiz olduğu zaman ilk önce o koşar. Bir abi olarak hem dosttur, hem çok mükemmel bir insandır. Halil Bey çok iyi bir insan. Çok merhametli, çok duygusal. Halil Önder benim en değer verdiğim kişidir ayrı olarak. Halil Bey üzerimizde gerçekten çok yani. Hem babamda olsun hem bizde olsun. Sakin bir insan. Liderlik vasıfları olmakla birlikte kimisi lider olmak için çabalar. Halil Bey lider olmak için çabalamaz. O doğal bir liderdir zaten. Bu yönleriyle çok güçlü bir insan. Kendi ilkokul mezunudur ama girdiği ortamda bir profesör gibi konuşur, bir hatip gibi hitap eder. Hiç kimseyi de kırmaz, dökmez, yıkmaz. Herkesle alakalı, hep kendisi gibi düşünür. Hiç kötü bir şey düşünmez. Hiç kıskançlığı, çekimselliği asla olmaz Halil Bey'de. Direkt bir insandır. Aklına gelen ilk şeyi söyleyebilecek bir insandır. Hiç geri vitesi yoktur. Kime nasıl yardım edebilirim? Kime nasıl iyilik yapabilirim? Sorulduğunda anında cevap verebilecek ve direkt de yardım edebilecek bir insandır. Halil Bey doğru yerde doğru işler yapar. İnsanı vizyonuyla sever, kişiliğiyle sever, adamlığıyla sever. Artı bir de insanlara bir şey katmayı sever. Ben öyle tahmin ediyorum ki bırakın Reşadi'yi, aşın Tokat'ta böyle bir adamın olması mümkün değil. Eğitim seviyesinden, insanlık seviyesinden,
iş verme seviyesiyle, yani bu kadar milliyetçi ve güzel bir insan. Türkiye'de ya da dünyada bir sürü iş adamı var. Halbi diğerlerinden ayıran özelliklere iyi bir eş, iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir akraba, iyi bir baba, son zamanlarda da iyi bir dede. Çalışkan, dürüst, düzgün, milliyetçi ve sorun çözen bir kişi olarak tarif edebilirim. Her zaman olaylara olumlu yönünden bakan, bir işi nasıl yapabilirim üzerinden giden ve ivmesini aşağıya çevirmeyip devamlı hep işini yukarı doğru götüren. Halil Önder titiz, çalışkan, yardımsever bir arkadaşımız. Köylüsüne değer veren, köklerini unutmayan, geleneklerine bağlı, köklerine bağlı bir dostum. Köyüne gider, köyünün derdiyle ilgilenir. Evine gider, iyi bir baba olur. Babasının yanına gider, iyi bir evlat olur. Bir iş adamı ortamına gider ve kalitesiyle, kumaşıyla orada kendisini gösterir. Bir yönü yok Halil Önder'in. Birçok yönü var. Bu birçok yönünü de bunun altını özellikle çiziyorum. Yaşayarak oluşturduğu hikayesi var. Halil Bey'le en az 30 yıldır birçok platformda ortak görevlerde bulunduk. Fakat Halil Bey'in beni en çok etkileyen tarafı ise Türk sinemasının unutulmaz babacan adamı Hulusi Ketmen gibi babacan tavrıdır. Halil Bey bizim Reşadiye'nin yetiştirdiği duayen iş adamlarımızdan biridir. Kendisini gerçekten çok seviyoruz ve takdir ediyoruz. Halil abi diyeceğim çünkü hepimize abilik, babalık yapmış birisi. Bu yüzden de bizde ayrı bir yeri, değeri vardır. Yani amcam vizyonu açık, ilkeli ve açık görüşlü bir insan. Büyük insanların ortak özelliklerinden bir tanesi de ne kadar büyüyebildiğidir, aslında ne kadar küçülebildiğidir karşısındaki insanın. Halbunlar bunu çok iyi beceriyor aslında. Bizim bu Birlik Mahallesi'ndeki baba evinden başlıyoruz. Şimdi biz orada hakikaten 5 kardeş birer dairede oturduk. Ben şöyle dini günlerde, milli günlerde hep beraber bir aradaydık. Karaburun'da biz torunlarıyla sık sık buluşur, bir araya gelir. Orada bütün torunları dede diye başında yaşırlar. Yani tonton bir dededir. Babam bizimle çok ilgilenemedi. Yani aslında çok ilgilendi ama bir de madalyonun öbür yüzü vardı. Bu adam çalışmak zorundaydı. Çok da yoğun bir işi vardı. Babamın çalışma saatleri bizim okul saatimizle hep aynıydı. İşte bir pazartesi günlerimiz vardı. Bizim, o da bizim pazarımız olmuş oluyordu. Pazar günümüz oluyordu. Aile sorumluluğu onun omuzlarının üstündeydi. Torunlarıyla vakit geçiriyor. Ben hep o yansımayı öyle görüyorum. Torunlarına aşık bir dede, onu söyleyeyim ben. O kadar samimi bir sevgisi var ki torunlarından da aynı sevgiyi görüyor. Ya benim çocuklarım dedelerine aşık çocuklar. Torunlarıyla çok samimi, bunu özellikle o küçük çocuklara olan iletişimden anlayabilirsiniz. Hani her zaman özellikle Karaburun'da, yazlıkta 3 ay çocuklarla beraber vakit geçirir dedem. Ve hani öğlen uykusundan bile ederler adamı ama o hiçbir zaman yadırgamaz, böyle hep oyun oynar. Çok çok neşeli, çok samimi, yani bir baba şefkatiyle yaklaşıyor özellikle o küçük çocuklara. O konuda çok 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 iyi bir dede. Bu elmalar 50 yaşında. Tahminen, öyle tahmin ediyorum. 50 yaşında. Ve ilk dikilen ziraat meyveleridir bunlar. Evet. İşte bundan evvelki meyvelerimiz hep kendiliğinden çıkan yöresel meyveler. Reşadiye'yi, Tokat'ı gerçekten çok seviyoruz. Dediğim gibi ben düzen olarak 2 defa 3 defa köyüme gidiyorum. Orada sosyal sorumluluk projelerimiz var. Onlarla ilgileniyoruz. Reşadiye ile ilgili her yatırımda, her yani oluşumda olduk. Eğitime önem veriyoruz Reşadiye ile ilgili. İyi bir Tokatlı ve bölgesine devamlı destek olan, işte bölgeyle alakalı herhangi bir sosyal faaliyet yapmak isteyen insanların en başta kapısını çaldığı insanlardan birisi Halil Önder. Elinin uzanmadığı, ondan sonra yardım etmediği insan yoktur. Hiç kimseyi ayırmaz. Ulaşabildiği her yere ulaşmaya çalışır. Yani ailemiz için de iyi bir örnektir. Toplumumuz için de iyi bir örnektir. Tokat özelinde de Tokat için de bir şanstır. Eğer Türkiye'deki bütün iş adamları Halil Bey gibi eğitime sahip çıksalar, öğrencilerimize sahip çıksalar, Türkiye'de eğitim problemi kalmaz beyefendi. Yani Halil Bey
bu bölgede birçok öğrenciye burs veren bir dostunuz. Halil Önder Bey, Halil abimiz diyelim. 2003'te derneğin kuruluş aşamasında kendisi de kurucularımızdan biri ve başkan vekilliğimizi yaptı. Gerçekten çok büyük destekleri oldu bu dönemde kendisiyle. Maddi manevi her anlamda yanımızda oldu ve olmaya devam ediyor. Onun dışında Halil Bey'in tecrübeleri, çevresi her zaman bize yol gösterici olmuştur. Kesinlikle memleketine yatırım yapar. Yani geriye döndürür. Buradan kazandığının belli bir bölümünü gider. Yani inanır mısınız? Yani bu hani söylemesi doğru olur mu olmaz mı bilmiyorum ama bizim o bölgemizdeki evlenen çiftlerin tamamına para yardım etmiştir bak ya. Maddi olarak. Hiç söylemeden. Gel ve halıma hatırımı sorar. Abla niye diye ne aşk görüyorsun da bir şey öldü. Burada bir hastalık girdi. İneğim öldü. Getirdi. Yok ihtiyacım da yok emmi dediysem de yok dedi. 500 lira payı kimsenin yanında da vermiyorum da. Gelinleri melinleri çıkarttı siz gidin dedi. Abla bana buraya el dedi. Adilece dedi. Vardım. Ya para verdi. Yani hasta olanı tedavi için maddi olarak yardım edilmesi gerekeni maddi olarak yardım eder. Bilgi gerekiyorsa bilgi olarak büyük bir ocaktır. Herkesin faydalandığı, kucak açtığı bir insandır yani. Tokat'tan biletini alan İstanbul'a koşar gelirdi. Birinci adres Halil Önder, Halil Bey'dir. Gittiğinde işte bıyıklı, yüksek topuklu ayakkabı, elinde tesbih olan adamları Halil Bey almıştır. Hepsini bugünkü haline yani vizyonuna getirmiştir. O günkü adamlar bugün hepsinin aşı, arabası, evi, çoluğu, çocuğu hepsi eğitimini almıştır. Memleket adına söylenecek bir söz veya atılacak bir adım varsa orada Halil Önder vardır. Halil Bey gerçekten köyümüzün veyahut da köyümüz demeyeyim ben bunu sadece kendi çevremiz, kendi köylerimiz, kendi ilçemiz, kendi ilimiz veyahut da diğer başka şeylerde tamamına bu elinden gelen tüm imkanları sunmuş birisidir. Hastanelerde olsun, iş olarak çalışmak durumunda olsun veyahut da kendisi maddi olarak, ekonomik olarak yardımda bulunarak hayırseverliğiyle bu ön plana çıkmıştır. Önder deyince herkes bilir yani bunu. O öğrenciler üzerinde görünmez bir el, yaşlılara karşı da her zaman merhametli ve yardımsever olmayı hedefler. Rahmetli annemin bütün özelliklerini abimde görüyorum. Yani ailenin bütün fertlerini, en büyüğünden en küçüğüne nasıl bir yere getirebiliriz? Hepsini planlamıştır mesela Halil Bey. Okuyan çocukların bile eğitim süresini, yani sen şunu okumalısın, sen bu dalda okumalısın, sen burada çalışmalısın diye hepsini meslek sahibi yapıp kariyerlerini de direkt katkısı olan bir insandır. Kendi köyümüzden yetişen bütün üniversite öğrencilerine de burs verir. Çocuklara yardım eder, eğitimlerine katkı yapmaya çalışır. Ekonomik katkıyı herkes yapabilir ama bir de yol göstermek, o insana akıl vermek, oğlum sen şu okulda okursan diye o okula yönlendirdikten sonra da o okulda da o çocuğa eğitim hayatı boyunca yardımcı olmak. Yani çünkü o yönlendirdiği okulda muhakkak tanıdığı hocalar vardır. Dokunur, insana dokunur. O anlamda en önemli özelliği Halil Bey gerçekten iyi bir insandır. Bizim de okumamızı istiyor. Hani kendimizi geliştirmemizi istiyor. Bize çok destek çıkıyor. Okuma konusunda kız erkek kesinlikle ayırt etmiyor. Herkesin okuması gerektiğini, bilgilenmesi gerektiğini konuşur. Mesela ben şu an İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Benim bu okulu kazanmamda amcamın emeği çok büyüktür. Amcam her Önder ailesinin, bireyinin okuması için maddi ve manevi olarak çok büyük çaba sarf eder. Onların arkasında durur. Bu evimiz öyledir. Herkese çok emeği geçmiştir. Okulumuzda olsun, bizim okul hayatımızda bize hep destek oldu, hep örnek oldu, hep okuyun diye destekler verdi. Yani genç olarak aslında Halil Önder'i gerçekten örnek alıyoruz ve hani büyüyünce onun gibi olmak çok isterim. İlkokul mezunu olmasına rağmen sürekli kendini yenileyen kişiliği, sektöründeki gelişmeleri takip ederek firmasını sürekli yeniliklere adapte etmesi, adaletli davranışı, merhametiyle Halil Önder, ailesindeki genç neslin örnek aldığı insandır. İlk idarecilik pozisyonumuzda olduğumuz Baltalim tesislerinde Reşadiye'den işte yeni yeni tıp öğrencileri, hukuk öğrencileri, siyasal bilgiler fakültesi öğrencileri yaklaşık bir 30 kişiydi bunlar. Şimdi zaman zaman beraber oluyorduk onlarla. Biz tabii yemek tarafındayım. İstanbul Üniversitesi'ne gelen Tokatlı öğrencileri topluyoruz.
daha çok spesifik olarak da reşat yerleri topluyoruz ilk zamanlarda. Ordu'ya gelince büyük tabakta bizim gençler Ordu'ya tabiri caizse bir saldırdılar. Sonra çorba ile başlayan bir standart elitleri başladı. Çorba, arkasından zeytinyağlılar, arkasından fevkalade güzel bir et yemeği, tatlılar falan. Bizim gençler Ordu'ya soğuk mezelere ve ekmeğe o kadar çok abandılar ki o güzel ana yemekler, ana menü çocukların önünde. Çocuklar menüye, yemeğe, yemek çocuklara bakıyor. Çünkü tıka basa doydular ve arkasını pek getiremediler. 90'lı yıllarda İstanbul'a geldim ben, üniversiteye geldim. Bazı büyüklerimiz organize ettiler. Halil abi de o zaman Balta Limanı'nda bizi topladı üniversite öğrencilerini. Çok lüks bir restoranda, hiç bilmediğimiz yemek menüleriyle ve yemek usulüyle. Halil abi benim gençliğimde ilk defa bana İstanbul'u tattıran adamdır. İbrahim ve ikiz kardeşim İbrahim benim. Kur'an kursu yıllarında beraber giderken bir trafik kazası geçirdik. Beni çapaya götürmüşler. Gözümü bir açtığımda abimi gördüm. Elimi tutuyordu ve korkma kızım ben buradayım dedi. Her şekilde onun emeği hakkı çoktur ödeyemeyiz. Bütün isteme, kız isteme olaylarını Halil Bey yaptırıyor şimdi. Babamız yaşlandı Halil Bey gidiyor şimdi. Allah'ın emrine peygamberin kabulüyle hemen istiyoruz abi. Ama herkes Halil Bey'i götürüyor. Biz aile büyük olunca 2 ayda 3 ayda bir isteme var bizim. Verme var, isteme var. Ve kızlarımız istiyorsa da Halil Bey'den istiyorlar. Alıyorsak da gelin Halil Bey'den istetiyoruz. Bu anlamda da Halil Bey bizim ailemizde hakikaten olmadan hiç bir yere gidemiyoruz. Bizim hayatımızın bir kısmı da yaylalarda geçti. Rahmetli babaannemin 5 tane çocuğu vardı ve 5 tane çocuğunun da hayvanları vardı. Biz orada babaannemizin o 5 çocuğunun hayvanlarını ayrı ayrı yoğurtlarının nasıl mayalandığını, yağların nasıl ayrı tutulduğunu ve bir adaletin nasıl yapıldığını biz orada babaannemizden öğrendik. Bize getirirdi, ortak olarak sütümüzü kordu, bizim başımızı okşardı. Ama yan tarafa geçip hayvanlar da beraberinde onların bakışlarını okşardı. Biz sevgiyi ve saygıyı rahmetli babaannemizden öğrendik. Halil Önder, sahip olduğu değerleriyle uzun, zorlu, sabır ve özveriyle attığı adımlarla sürekli kendini yenileyerek çalışması, adaletli, dürüst, ilkeli ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemesiyle gelecek yeni kuşaklara her zaman örnek teşkil edecektir. Biz ailecek, biz ona hep bizim ailemizin çimentosu deriz. Yani artık demiri, ahşabını belki bizler oluşturuyoruz ama çimento görevini bizde Halil Önder yapıyor. Halil Önder hem görselliğiyle hem anlatımıyla kesinlikle bizden sonraki nesillerin de duyması gereken, seyretmesi gereken ve izlemesi gereken bir program olmasını temenni ediyorum. Abime buradan uzun ömürler diliyorum Allah'tan. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Kendisini saygıyla, sevgiyle buradan hürmetle anıyorum. Hayat boyu başarılar diliyorum, sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum, nice dostluklar diliyorum. Halil Bey'e bundan sonraki yaşamında sağlıklı, mutlu bir ömür dilerim. Ben kendisine Cenab-ı Hak'tan sağlık, afiyet ve esenlik diliyorum. Senden çok şey öğrendik. Seni çok seviyoruz. Seni Allah'a emanet ediyoruz. Allah hepsinden hepsinden razı olsun. Bizim boynumuzun ağrısını Halil Bey vurdu. Benim onun nüfusum vardı. Ondan sonra. Dersler işte böyle çoğu çocuğuyla beraber çalışıyor. Bu ağrıya bu yere geldik. Sonsuz şükürler olsun. Allah ömrünü uzun etsin Cenab-ı Allah. Hayırlı selamet etsin. Cenab-ı Allah dursun dursun versin. Halil Bey'den çok yerden kuva der memnunumdur. Allah bin kere razı olsun. Biz ondan memnunuk, Allah da ondan olsun. Sağlık diliyorum, mutluluk diliyorum ve arz ettiğim şey bundan sonraki önce yapmış olduklarının devamını diliyorum. Cenab-ı Allah uzun ömürler versin köyümüzde. Gerçekten böyle Halil abi böyle önder kişilerden. Sevgili dayıma çok teşekkür ederim. Allah onun daha çok açık etsin. Ayağını taş dokundurmasın. Dayılarımı başta Halil Önder olmak üzere çok seviyorum. Bütün dayılarımı çok seviyorum. Ben de Halil amcama çok teşekkür ediyorum ve ailenin önünde böyle bir ufuk olduğu için kendisine teşekkür etmek istiyorum. Onun yüzünü kara çıkartmayacağımızı bilmesini istiyorum. Teşekkür ederim amca, iyi ki varsın.
nice alim insanların yetiştiği bereketli topraklarda doğup büyüyen bir insanın bu coğrafyadan nasibini alarak aldığı temel değerler eğitimini de içselleştirerek çevresindeki insanlara her zaman doğruyu yansıttığını görüyoruz. Halil Önder, sahip olduğu değerleriyle uzun, zorlu, sabır ve özveriyle attığı adımlarla sürekli kendini yenileyerek çalışması, adaletli, dürüst, ilkeli ve hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmemesiyle gelecek yeni kuşaklara her zaman örnek teşkil edecektir. İyi ki varsın Halil Önder.